sadece Kürt gazetecilere yönelik bir şey değil bu. Yani her geçen gün hani her gazeteci hakkında neredeyse iktidar hakkında, iktidarın yolsuzlukları vesaire hakkında haber yapan, bunları yazan hatta ve hatta enflasyon oranını alternatif olarak hesaplayan ENAG grubu hakkında bile hani şeyler var. Hani onlar hakkında bile soruşturmalar açılıyor. Aslında hani Türkiye'de sadece baskı şeylere yönelik değil, hani Kürt gazetecilere yönelik değil, Kürt gazetecilere yönelik özel bir tabii ki hasmane bir tutumu var bu devletin yıllardan beri, 90'lı yıllarda da var. 90'lı yıllardan daha da eskiden beri var. Ama son AKP iktidarından beri, AKP iktidarının son yıllarından beri sadece Kürt gazetecilere yönelik değil bu. Ama Kürt gazetecilere yönelik bu baskıya toplumun farklı kesimlerinin yeterli reaksiyon vermemesi esas sorun. Hani iktidarın, hani iktidar aslında hani Kürt gazeteciler, Türk gazeteciler, şunlar bunlar diye bir ayrım yapmıyor aslında. O gazetecilerin hepsine, bu işini yapan, işini hakkıyla yapan gazetecilerin hepsine hemen hemen aynı muameleyi yapıyor. Buradaki muamele farklılığı toplumsal alandan gelen reaksiyonlarda ortaya çıkıyor. Kürt gazete söz konusu Kürt gazeteciler olduğu zaman ne gazetecilik meslek örgütleri ne de toplumun Kürt olmayan kesimleri hakkıyla bir tepki ve reaksiyon vermiyor. Esas sorun burada çıkıyor zaten ve bence iktidar da bir anlamda bunu çok iyi kullanıyor. Yani böl, parçala, yönet şeklinde. Halbuki toplumun hani Kürt, Türk bilmem ne falan filan ayırt etmeksizin gazeteciye yönelik yapılan her türlü baskıya, etnik ya da dini ya da herhangi bir kimliğine odaklanmaksızın bu baskılara eşit şekilde, en azından eşite yakın şekilde reaksiyon vermesi halinde iktidar belki de bu kadar fütursuzca baskı uygulayamayacak. Yani bütün bunlar şunu gösteriyor. Hani AKP iktidarı, yani Erdoğan'la da cisimleşen AKP iktidarı zor durumda. Ve bu zor durumun açığa çıkmasını engelleyecek her türlü girişimi, stratejiyi, uygulamayı, baskıyı, yıldırmayı denemeye devam edecekler gibi görünüyor. Bir seçim var karşımızda. Seçimler her halükarda olacak bir seçim. Ve bu seçim sürecinde ortaya çıkabilecek, en azından iktidar açısından ortaya çıkabilecek, yola düşebilecek ya da yoluna çıkabilecek taşların temizlenmesi aslında bir anlamda bu. Hem dezenformasyon yasası hem de gazetecilere yönelik bu tutuklamalar gazetecilik yapmayı imkansız hale getirecek. Zaten dezenformasyon yasa teklifini incelediğiniz zaman hani bir çorbayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yani basın yayın ilişkilerini düzenliyor, ceza yasasına giriyor, bilmem bir sürü böyle bir farklı farklı yani hukuki açıdan farklı farklı kanunların veyahut da çerçevesine dahil olabilecek düzenlemeleri bir çuval içerisine tıkıştırmışlar ve hani neyin nasıl uygulanacağına dair daha ve hangi kurumun hangi cezayı keseceğine dair de net bir şey yok. Bir tuhaf bir amalgam halinde bir çuvalın içerisine tıkıştırılmış birbiriyle çok bağlantısı olmayan, hukuk normları açısından bağlantısı olmayan bir yasa teklifi. Yani bu yasa teklifi aslında bu yasa teklifinin öngördüğü bir sürü şey aslında mevcut yasalarda var. Daha önceki sosyal medya düzenlemelerinde var. Ondan sonra basın, yani Amerika'yı ilk defa keşfetmiyoruz. Veyahut da Türkiye'de ilk defa basın yayıncılık faaliyeti düzenlenmiyor. Bu tür de şeylerin, yani yalan haberlere ne ceza kesilir, nasıl yaptırım uygulanır'a dair bir sürü şey var. Ama buradaki meram açıkçası bir tamamen belirsiz hale getirmek ve muğlak hale getirmek bu şeyi, bütün kanunları daha önceki bu yasadan önceki yasa teklifinden önceki kanunları muğlak hale getirip tamamen keyfiyeti, keyfi uygulamaları, hani hukukun keyfi yorumlanmasını tamamen gene hukuka şey yapmak, hani hukuki hale getirmek. Hani biz yani bu iktidar gelip geçtikten vesaire falan sonra şey olursa, bunun hesabı sorulursa ya kardeşim biz hukuki düzenlemelerle yaptık bu
işleri filan demek aslında. Yani hukuk bir anlamda hem kendini kurtaracak hem de şeyi kurtaracak. Hani zevahiri kurtaracak bir durum gibi görünüyor ama şunun farkında açıkçası değil bence. Bugün bazı arkadaşlarla konuşurken şöyle şeyler geçti aklımızdan. Şu andaki AKP iktidarı aslında yaptığı bütün baskıcı düzenlemeler, hukuki düzenlemeler vesaire filan bir gün gelecek, ben de öyle düşünüyorum, kendi ayağına dolanacak. Ve bu düzenlemelerle onlar yargılanacaklar. Bunun farkında değiller belki. Ben bir kere yanıltıcı ifade denilen şey, hani kavramın kendisi o kadar muğlak ve içi doldurulabilecek, hani içi hani her şekilde keyfi bir şekilde doldurulabilecek bir ifade ki hani bu tabii ki ifade özgürlüğü hakkını olağanüstü derecede sınırlayıcı bir etkisi olacak aslına bakarsanız. Yani hani o nasıl bir keyfiyetle uygulandığını geçtiğimiz günlerdeki RTÜK kararlarından da anlayabiliyoruz aslında. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'lilerin hani Türkan Vakfı ile ilgili olarak yurt dışına para akıtmalarına yönelik açıkladığı belgelerin bazı kanallar tarafından yayınlanması, mesela RTÜK tarafından yalan haberin yaygınlaştırılmasına aracı olmak şeklinde değerlendirilirken, aleni bir şekilde yalan olduğu çok açık olan, hani gezi sürecinde cami yaktılar ifadesinin boy boy bütün kanallarda hem de canlı olarak yayınlandığını görüyoruz. Ama bu RTÜK buna hiçbir şekilde ses çıkarmadı. Hani ve bu aslında RTÜK'ün uyguladığı bu tür çifte standartlı kararlar çıkardığı, aldığı bu çifte standartlı kararlar bile dezenformasyon yasasındaki bu yanıltıcı ifadelerin yaygınlaştırılmasına aracı olmak ve buna verilecek olan öngörülen cezanın ne anlama geldiğine dair bize bir sürü fikir veriyor aslında. Ama bu çifte standartlı şekilde alınan kararların aslında dezenformasyon yasasıyla hukuki zemine oturtulması niyet ediliyor gibi görünüyor. Yani o zaman şu ortaya çıkıyor. Yani siz kaynağınızdan, haberci olarak kaynağınızdan aldığınız haberi, belgeyi hani kaynak vermiş durumda, sonuçta size o bilgileri kaynak vermiş durumda. Yalan ya da doğru olabilir. Siz onu bir şekilde kontrol etmekle, başka kaynaklarla desteklemekle, teyit etmekle mesulsünüz. Bunu istediğiniz kadar başka kaynaklar tarafından da destekleyin veyahut da check edin. Her koşulda dezenformasyon yasasından yola çıkarak alınacak, böyle bir habere verilecek ceza her koşulda yalan yanlış haberin yaygınlaştırılması şeklinde bir ceza alacağına dair bir şimdiden bir bize şey veriyor, fikir veriyor. Yani bu da şuna götürüyor bizi aslında, artık hiçbir koşulda, hani sonuçta haberci şey değil mi? Hani haber kaynağından bilgiyi alır, o bilgiyi bir şekilde yorumlar, bağlamına oturtur, başka kaynaklarla, başka kaynaklardan aldığı bilgilerle de şey yapar, destekler veyahut da kontrol eder. Ve en sonunda size bir belli bir olaya dair bir manzara çizer, manzara koyar önünüze. O manzarayı çizme girişiminin kendisi dahi bu tanıma göre dönüşecek. Yani yanlış ya da yanıltıcı bilgiyi yaygınlaştırma şeklinde yorumlanabilir hale gelecek. Bu da şuraya götürüyor bizi artık, yani gazetecilik yapmak, bu türde haber kaynağından bilgi alarak topluma o haber kaynağından aldığım bilgiyi toplumla buluşturmak gibi şeylerin tamamen cezaya tabi olacak bir eylem haline dönüşecek. Bu da tabii ki gazetecilik yapmayı neredeyse imkansız hale getirecek. Toplum yıllardan beri gazeteciliğin niteliğine, ne olduğuna, hani maksadının ne olduğuna, gazetecinin misyonunun ne olduğuna dair
Hani bir algılamakta bunu bir hayli şeyi var. Hani sıkıntıları var. Hani bu anlamda aslına bakarsanız hani gazetecinin yaptığı iş yıllardan beri bir anlamda toplum tarafından görülen kısmı, hani iktidarda bulunanların, yürütme erkinde bulunanların yaptıkları, ettikleri şeylerin, icraatların bir topluma aktarılması, anlatılması gibi görüldü yıllardan beri. Hani ajans dinleyen, eskiden ajans denirdi işte belli saatlerde. O ajansları dinlediğiniz zaman işte başbakan şunu yaptı, işte genelkurmay başkanı bunu yaptı falan gibi bir işlevi var. Yani bir anlamda bir vakanüvislik gibi bir iş gibi görüldü yıllardan beri. Bunu bildiğiniz takdirde zaten hani yeterli gibi görünüyor. Halbuki gazetecilik dediğimiz şey hani iktidarın yapıp ettiklerini sadece onun diliyle anlatan, onun sözleriyle anlatan, onun ifadeleriyle anlatan bir iş değil. Anlatmayı sağlayan bir iş değil. Aynı zamanda da orada bir takım derinlerde yürüyen iktidar ilişkilerinin, bu iktidar ilişkilerinin ne gibi çıkar ilişkilerine tahvil edildiğinin, bunların toplumun hani refahına nasıl olumsuz etkilerde bulunduğuna dair o ilişkiler ağını da deşen bir boyutu var. Araştırmacı gazetecilik dediğimiz şey buna hizmet ediyor aslına bakarsanız. Bunun çok da ayırdığında olmadı yıllardan beri ama son yıllarda bunun giderek daha da önemli hale geldiğini görüyoruz. Çünkü insanlar artık hani açlıkla sınanmaya başlamış durumda ve bu açlığının nedeninin aslında iktidardaki hani hem iktidarın beceriksizliği hem de iktidarın açgözlülüğünün olduğunun farkına varmaya başladı yıllardan beri. Her şey belli bir süreden beri. Hani bunu da bunu hakkıyla yerine getiren ana akımın dışında pek çok mecrayla da karşılaşmaya başladı. İşte sosyal ağlarında izin verdiği kadarıyla. Hani aslında dezenformasyon yasasıyla da sosyal medya yasalarıyla da çıkardığı sosyal medya yasalarıyla da meram ettiği şey buradan doğru ortaya çıkan iktidarın marifetlerini ortaya çıkaran, yani yanlışlıklarını ortaya çıkaran sesleri kısmak istemesi iktidarın yaptığı şey. Bu AKP zamanında ortaya çıkmış her anlamdaki kurumda ortaya çıkan yozlaşma medyaya da yansımış durumda ve bu yansımadan sonra olası bir iktidar değişiminden sonra her yazımda bunun altını çizmeye çalışıyorum ben. Hani bu medya sisteminin, bu medya yapılanmasının olabildiğince şeffaf ve olabildiğince çıkar ilişkilerinden azade hale getirilmesi gerekiyor. Hani bu sadece AKP iktidarının zaafı değil, her türlü iktidarın zaafı aslında bu. Her türlü iktidar yozlaşmaya müsaittir ama bu yozlaşmanın panzehiri doğru bilgidir. İktidarın yapıp ettiklerini denetleyecek doğru bilgidir. Bu doğru bilgiyi bu bilgiye halkın ulaşabilmesi de ancak hani iktidarla ekonomik ya da başka türlü çıkar ilişkilerinden azade bir medyayla, medya yapılanmasıyla mümkün olabilir. Hani seçimle gönderebilmek demokrasi tarihi açısından, Türkiye demokrasi tarihi açısından önemli bir kazanım olacak. Yani çünkü şimdiye kadar hiçbir despotik iktidar veyahut da her türlü despotik iktidar, her türlü kaotik iktidar dönemi ya da işte krizli dönemler her zaman bir silahlı gücün gelip el koymasıyla sonlanmış ve bizim anayasalarımızın çoğu da darbe sonrası düzenlenmiş anayasalar. Bu açıdan baktığımız zaman böylesi bir dönem, çünkü sadece despotlaşma değil aynı zamanda bir yönetim krizi içerisindeyiz şu anda. AKP yönetemiyor. Hani ve dediğim gibi her türlü yönetim krizi silahlı bir gücün müdahalesiyle kesintiye uğramış ve sonrasında onun müdahalesiyle oluşturmuş yeni bir anayasayla tekrar rayına sokulmaya çalışılmış. Bu defa yani muhalefetin yani seçime endekslemesi, seçim olsun hele şey yapması, yani onun sonrasını sonra düşünürüz demesi bir yönüyle olumlu. Hani bu açıdan yani Türkiye demokrasi tarihi açısından olumlu bir şey. Ama bir taraftan da bir olumsuz yanı da şu. Yani her zaman
bu tür şeylerde bir öteleme vardır. Hani vardır ya işte hani devrimcilerin şeyi vardır. Hep hayali vardır. Yani şu devrimi yapalım, gerisini sonra düşünürüz gibi bir şey. Onu öyle bir arızayı da barındırıyor içerisinde şu andaki seçime endekslenmesi. Yani seçimi halledelim, ondan sonra düşünürüz meselesi, düşünülmesi gereken, yapılması gereken, seçimden sonra ortaya çıkacak toplum, siyaset, kurumlar vesaire filan üzerine hani sonra düşünürüz, göç yolda düzülür gibi bir mantığı da beraberinde getiriyor. Yani böyle bir kolaycılığı da beraberinde getiriyor. Ona hazırlık yapmak gerekiyor şimdiden. Ve bence o açıdan sadece bu mesele, bu iş sadece partilerle yürütülecek de bir iş değil aynı zamanda. Yani partilere kalırsa işte onlar oy alırız, değiştiririz. Onlar kelle hesabı yapıyor çoğu zaman. Yani sivil toplumun örgütlü kesimlerinin, sendikaların ve gerçekten bu işe kafa yoran meslek örgütlerinin, mesela işte gazetecilik için gazetecilik örgütlerinin bu işe müdahil olması gerekiyor. Yani olası bir iktidar değişiminden sonra nasıl yapmak gerekir? Nasıl bir örgütlenme, nasıl bir medya sistemi ortaya çıkarmak gerekir? Özgürlüğü savunacak bir medya sistemi nasıl ortaya çıkarılmalıdır gibi politika belgeleri hazırlaması gerekiyor. Bir takım önerilerde bulunması gerekiyor ve iktidar odaklarını, karar alıcı mercileri, bu iktidardan sonraki karar alıcı mercileri zorlaması gerekiyor. Onların kulağına kar suyu kaçırması gerekiyor. Yoksa hani herkes her türlü, yani en demokrat siyasetçi bile, en demokrat lider bile hani toplumun çeşitli kesimlerinin ihtiyaçlarını bilmekten uzaktır.